Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere günümüzde otomobillerin çoğunda bulunan MAP sensörü hakkında genel bilgilerle birlikte MAP sensörü arıza belirtileri hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi size kendi aracımda MAP sensörünün nerede bulunduğunu göstereyim. Aracım 2013 model Renault Symbol 1.2 benzinli. Benim aracımda MAP sensörü M manifoldunun hemen sol üst kenarına konumlanmış durumda. Sizin araçlarınızda da MAP sensörü yine M manifoldunun ya üst yüzeyinde ya da üst yüzeye yakın bir yerlerde bulunacaktır. Siz de aracınızın M manifoldunu inceleyerek MAP sensörünü kolaylıkla bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizin için kendi aracımın MAP sensörünü söktüm. MAP'ın açılımı İngilizce Manifold Absolute Pressure, yani manifold mutlak basıncıdır. MAP sensörü kontak açıkken aracın bulunduğu yerdeki atmosfer basıncını, motor çalıştıktan sonra ise emme manifoldu basınç veya vakumunu ölçerek EQ'ye elektriksel olarak bildiren bir elemandır. EQ'ye gelen bu bilgi ile EQ emilen hava miktarını algılar. Buna göre enjektörün açılma süresini ayarlar. Sensörün içinde basınca göre direnci değişen bir eleman load cell bulunmaktadır. Şu delikten baktığımız zaman görünen bir parlak bir küçük 1-2 milimetre genişliğinde bir yer görünüyor. Sanırım orası. Bu direnç sabit hava kabı üzerine yerleştirilmiştir. Emme manifold içerisindeki vakum değiştikçe direncin değeri değişir. Bu direnç değişimine göre EQ manifold vakumunu algılar. Mutlak basınç sensörünün yaptığı bir diğer görev ise kontak açıldığı anda emme manifoldundaki basınç atmosfer basıncına eşit olduğu için bu andaki basınç bilgisi EQ tarafından hafızaya referans bilgi olarak alınır ve motor çalıştığı zaman bu bilgiye göre motorun çalışması, yanması düzenlenir, gerçekleşir. MAP sensöründe kirlenme, bir hata veya bozulma meydana geldiğinde araçlar aslında bazı olumsuz davranışlarda bulunur. Mesela MAP sensörü bozulursa motor çalışır fakat çekiş düşer. İlk harekete geçişte zorlanır. Rölanti düzensizdir, dalgalanır. Yakıt sarfiyatı artar. Egzozdan fazla duman atar. Fazla yakıt enjeksiyonu, yani zengin karışım sebebiyle katalitik konvertörü bozabilir. Bu saydığım olumsuzluklar elbette ki sadece MAP sensörü bozulunca gerçekleşecek diye bir şey yok. Daha birçok sebep bu olumsuzlukları doğurabilir. Ancak bunların MAP sensöründen kaynaklanması da bir ihtimaldir. Bu tarz problemleri yaşadığımızda MAP sensörünü temizlemek belki bir çözüm olabilir. Bir yıl kadar önce aracımla çok düşük bir hızla giderken şu an ekranda gördüğünüz ikaz ışıkları aniden yandı ve ayağımı gaz pedalından çekmeme rağmen pedal takılı kaldı. Yani aracım kendi kendine gaz vermeye devam etti. Daha sonra vitesi boşa alıp aracımı hemen kenara çektim ve kontağı kapattım. Aracımı tekrar çalıştırdığımda rulantide 1500-2000 devirlere varan ani dalgalanmalar meydana geldi. Sonra dikkatli bir şekilde evime ulaştım ve aracımı garaja çektim. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle akünün eksi kutup başlığını söktüm ve 1 saat bekledim. 45 dakika, 1 saat tam hatırlamıyorum. Bu işlem aracın beynindeki bazı verileri resetliyormuş. Ancak şuna dikkat edin. Eğer elinizde aracınızın teyp kodu yoksa akü kutup başlığını sökmeyin. Çünkü akü bağlantılarını kesip tekrar bağladığınızda teybiniz özel bir kod isteyecektir. Bu kod girilmezse teybinizi kullanamazsınız. Neyse, akü bağlantısını söküp 1 saat bekledikten sonra arıza ışıkları söndü ama yine çok hafif bir rölanti dalgalanması oluştu. Ertesi gün aracımı özel bir servise götürdüm. Bilgisayara bağladılar ve MAP sensörünün arıza verdiğini söylediler. Benim akü bağlantısını kesmemden dolayı da gösterge panelindeki arıza ışıklarının söndüğünü ama arka planda bu arızanın kayıt defteri gibi bir şey bölüm varmış sanırım otomobillerin beyninde. Orada göründüğünü söylediler. Hatayı bilgisayardan sildiler ve herhangi bir işleme gerek olmadığını, benim akü bağlantısını kesmem sonucunda beyni resetlediğimi, yine aynısı olursa
aynı işlemle arızadan kurtulabileceğimi söylediler. Tabii benim bu aklıma yatmadı. Sonra evime geldim ve kendi araştırmalarım sonucunda MAP sensörü kirlendiğinde bu olayların meydana gelebileceğini öğrendim. Daha sonra MAP sensörünü temizleyerek bu sorunlardan tamamen kurtuldum. Bu olayın üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Aracım şu an sorunsuz çalışmakta. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.